Sakarya'da çok özel birisiyle sizi tanıştıracağım can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Herkese örnek olacak, hepimize örnek olacak bir mücadele örneğini veren güzel kızımızla tanıştıracağız. Bize bir kendini tanıt bakalım. Tabii ki ben Rukiye Tüneyen, Rukiye. 1980 doğumluyum. Tamam. Rukiye doğuştan itibaren gördüğünüz gibi yatalak sevgili seyircilerim. Rukiye sadece ve sadece ellerinden bir parmağını şu parmağını oynatabiliyor. Sadece bu parmağını oynatıyor ve bu parmağıyla mucizeler yaratıyor. Babamla kitap yazdım. Kitap yazdı. Kitabını yok satıyor. Şu anda da baskıdaymış. İnşallah yenisi en kısa zamanda çıkacak. 9. baskısını yaptı. Bilgisayarı burada. Parmağı burada. Sadece parmağını oynatabiliyor. Abla kaç senedir böyle Rukiye? Vallahi 3 aylık bebekken havale geçirdi. Ondan sonra böyle işte 45 yaşında. Problem kaslarda çünkü hocam. Bravo. Kaslar gidiyor o zaman. Aynen öyle. Ateşle birlikte. Ateşlenince beraber bütün kaslar gidiyor. Bu parmağını çok hafif oynatıyordu ama kendine lazım diye bu parmağını çalışa çalışa Kaslar güçlendi. kaslarını güçlendirdi. Peki kitap yazmaya nasıl karar verdin Rukiye? Benim hayalimdi kitap yazmak. Bilgisayarım olsa da bir tane kitap yazsam diyordum. Şimdi bir de birinci baskı kitabı bitiyor. 9 baskı yaptı. Bitiyor, Bakıyordum. yok satıyor. Şimdi ikinci kitabını yazıyor. Ya. İkinci kitabından da bize bir bölümler gösterecek şimdi Ya, bakalım. o kitapla annesini eve aldı. Evet, şimdi Ben onu aldım, anlatalım. annesini eve Şu aldım. anda bulunduğumuz evi Evet. o kitabın sayesinde ve şu parmağın sayesinde 40 oldu. sene kiradaydım. 40 sene kirada oturdum. Evet. Ve Ümre'ye gittik geldik şimdi. Evet. Kendisi hem annesi beraberce Ümre'ye gitmişler. Allah razı olsun. Çok güzel. Allah kabul etsin. Amin. Görünce ne dua ettin? Ne Abi, aklına geldi? öyle dua ettim. Şimdi öyle dua ettim ki. Baba ağladım, dua ettim. Kıyamam sana. Kıyamam güzel bir tanem benim. Allah dualarını kabul etsin inşallah. Sana da sağlık, afiyet, anneciğine sağlık, afiyet versin. Anne çok önemli çünkü anne onun eli, ayağı, gözü, kulağı, her şeyi. İnşallah annesine de Rabbim sağlıklar versin. Ne oldu görünce Kabe'yi ilk görünce ne geldi aklına? Ve tekrar gitmek istiyorum. İnşallah, İnşallah. inşallah, inşallah. Zaten İnşallah. Rabbim tekrar nasip eder. Sen İnşallah. hiç merak etme. Oraya bir giden hep Rabbim nasip ediyor. Daha da gene gidersin inşallah. İnşallah. Annemle çok getirdiler. Evet. Gelmek istemiyordum. Kıyamam sana, kıyamam. Evet. Evet. Gittim geldim Allah'a şükür. Çok Ve şükür, çok şükür. tekrar gitmek istiyorum. Çok şükür. Peki bu ikinci kitabında nelerden bahsetti? Abi farklı farklı hikayeler var. Kendi. Karakter hikayeleri. Tamamen kendi hikayeleri. Bakalım şimdi nasıl yazıyor, ne yapıyor onu bize bir gösterecek. Bir de heyecanlandığı zaman böyle öksürüyor. Öksürüyorum, Heyecanlandığı kusura zaman bakmayın. oluyor bu. Kasıyor kendimi. Evet. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah, kusur olur mu? Şimdi Yok. hadi bir annesi çevir bize bir kitabı nasıl yazıyor bir gösterelim. Şimdi Rukiye bakın nasıl yazabildiğini görüyor. Bu tek parmağıyla nasıl mucizeler yarattığını gösteriyor. Biz daha önce gene gelmiştik. Gene bir çekim yapmıştık. Yaklaşık 2 sene oldu. İşte böyle bu benim hikayem. Manzara da mı? Yeni hikayem. Yeni hikayem. Kalbim sancıyordu uyandığımda. Yeryüzünde hiçbir acıya benzemiyordu şu anda çektiğim acı. Ya da yaşadıklarımdan dolayı bana öyle geliyordu. Nasıl tarif edebilirim bilemiyorum yaşadığım acıyı.
dedi genç kadın. Diye gördüğünüz gibi her şeyini bu parmağıyla küçük küçük yazarak bu şekilde yapabiliyor. Kitabının bitmesine ne kadar var daha? Valla 3 tane hikayem kaldı. 3 tane kalmış. O da yetişiyor. Evet. Az kaldı, az çok kalmış. Çok az kalmış. Ya. Çok az kalmış. Eyvallah, az kaldı. Evet. Mekke Medine ile ilgili. Medine ayrı, Mekke ayrı güzel. Başlığı yazarken bile Medine sokaklarında dolaşırken aldığım mis kokuyu tekrar aldım sanki. O sokaklarda ve o kokuyu şimdiden çok özledim. Hayal etmiştim kendimi Medine'de. Rüyalarımda kendimi kutsal topraklarda göründüm. Ama bir türlü olmuyordu. Ben yatalak engelliyim sevgili okurlarım. Bizlerin seyahat etmesi bir mucizedir. Mesela ben uçağa ilk defa bindim. O da sorun oluyordu. Uçakta dik durmak zorundaymışım. Düşünsenize sevgili okurlarım, evden çıkamayan ben Medine sokaklarında geziyordum. Bakmayın hikaye gibi anlattım. Yazarken gözyaşlarımı tutamıyorum. Oralardan geldim geleni maneviyat yönünden daha da güçlendim hissediyorum. Ömrüm ne kadar kaldı? Kalan ömrümde bir daha gidebilir miyim? Beni bu yaradan daha iyi bilir. Ama oradan hasretiyle yanıp tutuşacağımı çok iyi biliyorum diye hikayemiz devam ediyor kardeşlerim. Evet, gördüğünüz gibi bilgisayar bu şekilde kullanarak mucizeler yaratıyor. İnşallah en kısa zamanda da yeni kitabını yazacak. Rukiye'cim, bizim seyircilerimize, Kanal 7 seyircilerine ne söylemek istersin, ne dersin? Beni destekleyin. Benim sosyal medya hesaplarım var. Oradan takip edebilirler. Hesaplarından kendisini takip edebilirler. Instagram, Facebook. Instagram ve Facebook'tan. Twitter. Twitter'dan. Peki ne diye yazacaklar? Sakaryalı Rukiye diye yazsalar çıkıyor mu? Rukiye Türeyen. Instagram'da. Facebook'ta, Twitter'da çıkıyor sevgili seyircilerim. Evet. Evet. Rukiye kızımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Rukiye bize diyor ki Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmin elinden bir şey kurtulmaz. Ben bundan her gün bir tane sabahları almanı istiyorum. Bunu da bir gün birini bir gün, bu da E vitamini, hücreleri yenileyen, tazeleyen, gençleştiren. Bir gün birini, bir gün birini böyle değiştire verin abla. Oldu mu? Hadi sağ ol bir tanem. Allah'a emanet ol diyoruz. Hadi görüşürüz canım. Hadi görüşürüz. Annesine de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hadi, biz teşekkür ederiz. Hadi senden de Allah'a emanet ol anacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.